Merhaba arkadaşlar, Edebiyatör'e hoş geldiniz. Bugünkü sanatçımız Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir sanatçılarımızdan Rıfat Ilgaz olacak. Dilerseniz eserlerimizi hikayelendirmeye başlayalım. Karakterimiz Rıfat, genç ve idealist bir öğretmen adayı, henüz atanmayı bekliyor ve bir gün uyandığında o müjdeli haberle karşılaşıyor, atandığını öğreniyor. Bu hikayede akıl çivimiz Rıfat Ilgaz'ın soyadı olan Ilgaz olacak. Çünkü Rıfat'ın tayini Ilgaz dağlarının eteğindeki bir liseye çıkıyor. Bu lisenin adı Halime Kaptan Anadolu Lisesi. Rıfat'ı ilk iş günü için annesi Üsküdar'da sabah oldu diyerek uyandırıyor ve karakterimiz de ilk iş günü heyecanıyla mutlu bir şekilde hazırlanmaya başlıyor. Maalesef gideceği yol çok konforlu değil. Yokuş yukarı uzun bir süre tırmanması gerekiyor. Bu yüzden aslında biraz yorucu bir yol. Yolda giderken soluk soluğa kalıyor, biraz yoruluyor ama yanına aldığı şeker kutusundan bir şeyler atıştırarak enerjisini topluyor ve yolda gördüğü Şevket Usta'nın kedisini de yanındaki mamayla beslemeyi ihmal etmiyor. Okula giderken bir çocuk bahçesinin içinden geçiyor ve düşünüyor, hayal ediyor. Bu çocuk bahçesindeki çocuklar da büyüyünce belki benim öğrencilerimden biri olabilirler diye hayal ederek okula doğru ilerlemeye başlıyor. Okula geldiğinde sınıfa giriyor ve bu sınıfın bir süre sonra Hababam Sınıfı olduğunu, çok yaramazlar sınıfı olduğunu maalesef tecrübe ederek fark ediyor. Rıfat yıllarca Halime Kaptan Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapıyor ve bir süre sonra adı Bacaksız Okulda'ya çıkıyor çünkü Rıfat biraz kısa boylu bir beyefendi. Dediğimiz gibi yıllarca orada öğretmenlik yaptığı için yaşlanıyor haliyle. Bazen bazı şeyleri, kitaplarını, konularını unutabiliyor. Bu yüzden çocuklar onunla "Bunadı Bu Adam" diyerek dalga geçmeye başlıyorlar. Çok hoş olmasa da. Şimdi eserlerimizi tekrar ediyoruz. Halime Kaptan, Üsküdar'da sabah oldu, Yokuş Yukarı, Soluk Soluğa, Şeker Kutusu, Şevket Usta'nın Kedisi, Çocuk Bahçesi, Sınıf, Hababam Sınıfı, Bacaksız Okulda, Bunadı Bu Adam. Şimdi görsellerimizi görüyoruz ve eserlerimizi hatırlamaya çalışıyoruz. Karakterimiz Rıfat, genç ve idealist, atanmayı bekleyen bir öğretmendi. Soyadından da hatırlayacağımız üzere bir akıl çivimiz vardı. Bu akıl çivisi Ilgaz'dı. Ilgaz dağlarının eteğinde bir liseye tayini çıkıyordu. Bu lisenin adı Halime Kaptan Anadolu Lisesi'ydi. İşe gideceği ilk iş gününde annesi onu Üsküdar'da sabah oldu diyerek uyandırıyordu ve kendisi heyecanla yola koyuluyordu. Yol biraz zorluydu çünkü yokuş yukarı çıkması gerekiyordu. Yol bittiğinde o da soluk soluğa kalmıştı ve yanında taşıdığı şeker kutusundan bir şeyler atıştırarak enerjisini toplayıp yoluna devam etti. Her gün gördüğü ve beslediği Şevket Usta'nın kedisine de mama verdi. Okula ulaşmak için bir çocuk bahçesinden geçti. Okula ulaştığında sınıfıyla tanıştı ve bu sınıfın Hababam Sınıfı olduğunu tecrübe ederek öğrendi. Hababam Sınıfı ona Bacaksız Okulda diye lakap takmıştı çünkü kendisi biraz kısa boyluydu. Yıllar geçince ve Rıfat yaşlanınca bir şeyleri unutmaya başladı ve öğrencileri ona "Bunadı Bu Adam" demeye başladılar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, Edebiyatör'e abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.